gördü. Çünkü burnu kulağı yoktu. Müşriklerin boyunlarında gerdanlık diye asılıydı. O kadar tanınmayacak bir haldeydi ki kız kardeşini getirdiler. Tırnaklarına baktı. Bunlar cahşın tırnaklarıdır dedi. Bakın yani suratı o kadar bir hale gelmiş ki tırnaklarından artık onu tanıyorlar. Üzerinde bir gömleği bile yoktu. Ve böyle hayal ediyordu. Günahlarla kirlenmiş uzuvlarla Allah'ın huzuruna varmamak için dua etti ve duası kabul oldu değerli arkadaşlar. İşte hayal duygusu kişide nasıl başlar? El hayalu minel iman. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Haya imandandır. Haya imanla bir aradadır. Haya gittiği zaman imanla gider. İkisi bir arada bulunmaz diyor değerli arkadaşlar. Bir gün diyor İslam alimlerinden bir tanesi sohbet esnasında dine inanmayan Hristiyan gençleri vardı ve dediler ki biz daima din adamlarını ve dinin ahkamını tehdit ederiz. Din ve din erbabı aleyhinde konuşurken o meclise kadınlarımızla gelecek olursa o zaman onların itikadını bozmak için hemen sükuta mecbur olur. Gerek din ve gerek erbabı din aleyhine hiç konuşmayız. Zira kadının itikadı bozulduğu gibi namusu ve iffeti de bozulur. Hasılı haya duygusunun kaynağı da dindir değerli kardeşlerim. Şimdi genelde kadınların çekiciliğinden dolayı günaha sürüklenme açısından, günaha girme açısından biraz daha farklıdır değerli kardeşlerim. Onun için işte Züleyha güzelliğine güvenerek Yusuf Aleyhisselam'a böyle bir telkinde bulunmuştu. Böyle bir istekte bulunmuştu. Hatta düşün yani kuyunun üzerinde öpmeyi istiyor. Züleyha utanıyor. Yusuf Aleyhisselam seni diyor yaratan Allah'tan, beni yaratan Allah'tan ben korkarım, haya ederim. Sen puttan usanıyorsun. Düşün yani. O dereceye gelmiş ama hayası sayesinde de değerli kardeşlerim Yusuf Aleyhisselam çok büyük şeylere haiz olmuştur. Nasip olmuştur. Yine Napolyon diyor ki bir milletin erkekleri mert ve cesur, kadınları da iffetli ve hayalı olursa o milleti hiçbir kuvvet yıkamaz. O da Müslüman milletidir. Evet, elhamdülillah. Çünkü haya daha yeni değerli kardeşlerim. Geçen sene Rusya Ramazan'da Baş Kurdistan Devleti'ne gitmiştim. İşte orada 20 tane imam arkadaşlar bir tanesi de bir yere gitti. 250 kilometre var aramızda. Türkiye'de diyor Fatih Üniversitesi'nde görev yapmış. Hocalık yapmış. Şu anda da oradaki üniversitede ders veren bir hoca. Oralı. Türkçe iyi konuşuyor. Ben tercümanım oluyor. Dedi ki hocam bir akşam şeye gidelim. Hamama gidelim. Tamam iyi olur dedim diyor. Ben de yani güzel bir yıkanalım. Şöyle temizleyelim, terleyelim falan. Ama dedi diyor sence sakıncası var mı? Erkekler çıplak diyor. Anadan da olmuyor. Hocam beni bozar dedi. Ben gelemem. Kusura bakmayın. Ya nasıl yapıyorsunuz böyle? Ya ne olacak? Yani edep o kadar hiç yanmaz. Hiç arada doğma çırılçırlar hamama gidiyor. Ben diyor gitmedim daha sonra. Yine Müslüman Türk milleti haya ve namusunu koruduğu zaman cihanın göz bebeği olmuştur. Yabancılar bile Müslüman Türklerin bu özelliklerini saya saya bitirememiştir. Mesela bir tanesi diyor ki ben Müslüman Türk namuskarlığının daha yüzlerce misalini sayabilecek durumdayım. Bizzat kendi başımdan geçen vakalar 30'dan fazla olduğu halledir. Bunların hiçbirinde hiçbir zaman Müslüman Türklerin namuskarlıklarından ayrıldıklarını görmedim. Şeref ölçüsü haya ve iffettir diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değerli kardeşlerim haya ile ilgili mesela Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer yanına geldiği zaman böyle şey yapmazmış. Kıvını kıvırlatmaz, normal oturuş şekli neyse bozmazmış. Ama Hazreti Osman radıyallahu anh geldiği zaman şöyle bir toparlanıyormuş. Niye diye sorduklarında Hazreti Osman'ın hayası çok önemli. Onun hayasında dolayı ben kendimi hazırlıyorum, toparlıyorum. Onun için değerli kardeşlerim.
Yine Kureyş bin Üneyd bir kavmi methederken şöyle diyor. Onlar öyle bir kavimdir ki şer onlara asıl işlerini gösterdiği zaman teker teker ve topluca onun üzerine saldırırlar. Teker teker ve topluca onun üzerine saldırırlar. Kötülüklere karşı göğüs geren kabile, fenalıkları hep beraber olarak koymayan insanlar. Mehmet Akif de Japon milletini methediyor. Ne kadar maskaralık varsa kovulmuş kapıdan, garbın eşyası eğer kıymeti haisse yürür, moda şekilde gelen seyyi gümrükte çürür, kötülükleri huduttan içeri sokmayan millet. Ölçü, insanlık ölçüsü yine hayatı diyor değerli kardeşlerim. Ebu Cehil'in kızı Cüveyriye, bir din düşmanı olan babasının Fena adını karşılık Cüveyriye'nin Netüsena Müslümanlar arasında yaygın. Sebep şuydu, o dönemde kadınlar arasında utanma, namus, edep, haya yok değerli kardeşlerim. Cahiliye döneminde ve fiziki yönden de çok farklıydı. O duyguları çok güce bir kız gibi Ebu Cehil'in kızı. Onun bu özelliklerine uygun bir erkek bile bulunamıyordu. Yani o kadar güzel, o kadar çekici, boylu, pozlu falan filan. Babası ne gibi bir unvana sahip olursa olsun, kızı ise çok hayal ediyor. Mekke ve Medine'de emsali yoktu böyle bir kızın diyor. Ebu Cehil gibi bir adamın kızı hayatın seyri bir kız diyor. Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in huzurundaydı. Cemaate, ey ashabım, kadın için en hayırlı şey nedir diye sordu. Sahabiler, ben de dahi hiç cevap veremedik. Kadınlarda diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kadın için en hayırlı şey nedir diye sordu. Sahabiler diyor ki hiçbirimiz cevap veremedik. Ben eve geldim, Fatıma radıyallahu anh'a aynı soruyu sordum diyor Hazreti Ali radıyallahu anh. Fatıma annemiz de şöyle cevap vermiş. Fena erkeklerin her türlü saldırısından kadınlık şeref ve namusunu korumaktır. Kadınlık, iddet, şeref ve namusunu korumaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem El-hayâ-u hasenun velâkin fin-nisâ'i ahsen. Hayâ güzeldir fakat kadınlarda olursa daha güzeldir. Evet. Niye? Kadınların çekiciliğinden dolayı. Yani daha çok hayâ içerisinde olmalarını söylüyorum.